Herkese merhaba. Bugün 4 Aralık 2020 günlerden cuma haftanın son manşetiyle karşınızdayız ama 4 Aralık'ın benim için farklı bir anlamı daha var. Benim doğum günüm. 48 oldum. Şimdiden tebrikleri kabul ederim. Sağ olun, var olun. Ama bu tür e, gündemlerde ne doğum gününe sıra geliyor ne de özel bir takım e, konulara. Bazı e, Mevzular var ki onları öncelikle ele almamız gerekiyor. Son dakika gelişmeleri de var ve yaklaşıyor, yaklaşmakta olan diyebileceğimiz olaylar da var. En karakışa girdik ve serbest düşüş yaşayan bir ülke Türkiye. Üç mühim konu var. Birincisi kriz, ikincisi Covid belası. Bu yerde değiştirebilir. Yani yaşadığınız duruma göre veya eğer gerçekten enfekte olmuşsanız, virüs bulaşmışsa ilk sırada elbette COVID var. Krizle salgın paralel, ekonomik krizden bahsediyorum. Serbest düşüşten ve en kara kıştan biraz da kastettiğim bu. Bir üçüncü konu da yaklaşan Marmara İstanbul depremi. Bu da hep atlanıyor, hep ıskalanıyor. Türkiye'nin şu anda üç ana konusu var. Ama bu konularla ilgili hiçbir önlem alınmıyor. Hiç ama hiçbir önlem alınmıyor. Ekonomik kriz, salgın ve deprem. Amerikan Kongresi Türkiye'ye S-400 yaptırımı için harekete geçti. Trump gitmeden bunu yapacak. Bu Trump'ın gitmesiyle kalmasıyla alakalı bir şey değil. Takvim sıkıştı. Yani yarın öbür gün Türkiye gazeteleri gene yalan söyleyecek. Trump'la ilgili veya Biden'la ilgili. İşte Biden'a kalırsa bu konu. Bak Biden gelir gelmez böyle yapmaya başladı diyecekler. Trump'a kalırsa işte efendim tamamen günlük manşet attıkları için öyle. Fakat bu Amerikan Kongresi'nde bu konu yıllardır var ve takvim artık bugünü işaret ediyor ve aylardır dış politika uzmanları bunu anlatıyorlar zaten. Eğer izliyorsanız, dinliyorsanız. Rusya'dan S400 savunma sistemi satın alan Türkiye'ye yaptırımları içeren ulusal savunma yetkilendirme yasa tasarısına son şeklini verdi Amerikan Kongresi ve bu tasarıda 12 yaptırımdan Amerikan başkanının 12 yaptırımdan en az 5'ini onaylaması gere gerekiyor. Eğer Trump'la Erdoğan arasında bir kontak sağlanır ise Trump e, Türkiye e, lehine en ehven yani kötünün iyisi 5 maddeyi onay onaylayabilir. Ama eğer bir kontak olmazsa ki Dışişleri Bakanı Pompeo Türkiye'ye geldi gitti hiçbir yetkiliyle görüşmedi Herhangi bir sert 5 maddeyi daha sert bir 5 maddeyi de seçebilir. Yani neticede bu yıllardır gelen bir şeydi ve takvim artık bugün işaret ediyor. 12 yaptırım maddesinden 5'ini Amerikan Kongresi başkanı o onaylayacak. Bu Trump'a da kalabilir, Biden'a da kalabilir ama büyük olasılıkla Trump'a kalacak gibi görülüyor. BBC Türkçe'den okuyorum haberi. Yani bununla ilgili kişisel yaptırımlar söz konusu, kurumsal yaptırımlar söz konusu ağır yaptırımlar söz konusu ee, ve e, Trump bugüne kadar engellediği yaptırımları, katsa yaptırımlarını vesaire ama e, bu geliyor. Detayları çok fazla Türk milleti anlamıyor, bilmiyor, merak da etmiyor. Sadece bunun kendi cebine çok olumsuz yansıyacağını bilmesi e, yeterli. Bir konu bu. Bir diğer konu da Profesör Doktor Aydın Tüfekçioğlu paylaşmış. Son 3 aylık verilere göre ülkemizin geniş kısmında şiddetli kuraklık gözüküyor diyor. Bakın İstanbul'un suyu azaldı vesaire gibi haberler de var. Bakın Türkiye'nin önümüzdeki 20 yıl veya 30 yılı söz konusuysa en önemli problemi çocuklarımıza bırakacağımız ülkede çölleşme. Türkiye gittikçe çölleşiyor. Ve bu gidişle 20 sene sonra 30 sene sonra bugünleri mumla arayacağız. Biz geldik geçiyoruz ama çocuklarımız bu ülkede yaşayacak ve hiçbir önlem alınmıyor. Bunu kısa vadede İstanbul susuz kalarak ödeyecek belki ama ileriyi bilemem. Amerika'dan paylaşılan bir tweet, görüyorsunuz hastanenin bir odasında COVID salgınında artık son günlerini yaşayan hastaların aileleriyle görüşmeleri için tripota yerleştirilmiş iPad'ler. Bu durum da son derece ciddi ama Türkiye'de ne önlem alınıyor? Türkiye'de şu önlem alınıyor. Birazdan bakacağız. İstiklal Caddesi'ne giriş çıkışlarda kısıtlama. <laughs> Türkiye nere? İstanbul nere? İstanbul'da Beyoğlu nere? Beyoğlu'nda İstiklal Caddesi nere? Bütün gazetelerde çarşaf gibi bir haber. Yani sanki 82 milyonun yolu her gün İstiklal Caddesi'nden geçiyor. İstanbul'daki gazete, gazeteciliğin en kötü özelliklerinden biri Türkiye İstanbul'dan veya işte Beyoğlu'ndan Taksim'den ibaret saymaları. Hayatlarınız orada geçiyor olabilir ama yani bunu da böyle tamam en çok gazete İstanbul'da satılıyor olabilir ama yani her şeyi de o zaviyeden görmeyin. Ve bir diğer önemli veri Wordometer'den getiriyorum şey Covid ile ilgili verileri dünkü veriler. Anlık verilere baktığınızda ülkeler arasında oynamalar oluyor. Çünkü veriler güncellendikçe bir ülke yukarı çıkıyor, bir ülke aşağı iniyor. Çok şey değil, sağlıklı değil. Ama dünkü rakamlara bakarsanız durum şu efendim. Dünkü rakamlara göre vaka sayısında Türkiye dördüncü. Onun hemen Hindistan'ın altında Brezilya 50 bin vaka sayısıyla ikinci sırada en çok vaka 218 bin ile Amerika Birleşik Devletleri'nde. Yalnız dikkatinizi çekerim. Vaka sayısında ki Hindistan'ın nüfusu 1.3 ya da 1.4 milyar yani Türkiye ile veya Amerika ile kıyaslanacak bir nüfus değil. Bu nüfusta yani 1.3-1.4 milyarlık nüfusta 38 bin vaka açıklamış. Hindistan 570 ölü açıklamış. Türkiye 32 bin vakada 187 ölü açıklamış. Rusya ki bu rakamlar hep oynanıyor. Rusya için de aynı şey geçerli. 28 bin vakada 554 ölü açıklamış. Oran yani ciddi bir orantısızlık var. Almanya'ya daha doğrusu Avrupa'ya doğru geldiğimizde burada bir şeffafiyet söz konusu. %100 rakamlar doğru olmasa da bir şeffafiyet var. Bakın, vaka sayısı ve ölü sayısına bakın. E, İtalya'da 23.000 vaka, ölü sayısı 93. Sarı sütun e, vaka sayısı kırmızı sütun ölü sayısı. İtalya'da 23 bin vaka 993 ölü. Almanya'da 22 bin vaka 448 ölü. İngiltere'de 14.000 vaka 414 ölü. Polonya'da 14 bin vaka 620 ölü. Hepsinde vaka sayısı Türkiye'nin altında olmasına rağmen ölü sayısı Türkiye'nin açıkladığının 2, 3 ya da 4 katı. Bunu da sizin takdirinize bırakıyorum. Ve evet bugün YouTube kapağımızda var. YouTube kapağımızda diyor ki Çakıcı'nın tehdit ettiği isim eşimin çocuklarımın silah alıp beni koruyacak halleri yok. Bunu söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi lideri T24'e konuştu Murat Sabuncu'ya ve T24'te bu haber iktidar HDP'yi parçalama arayışında İmralı'yı ikna edebilir miyiz diye bilgiler geldi başlığıyla haber haber olmuş. İktidarın HDP'yi parçalama, HDP'yi seçime sokmama veya HDP'yi barajın altına itme niyetinde olduğu net görülüyor ve e, Kılıçdaroğlu'na şunu şunu sormak gerekiyor. İktidarın bütün bu planlarını bildiğiniz halde HDP'ye karşı niye son derece mesafelisiniz? Bunu sormak gerekiyor yani. O arada e, İmralı tekrar devreye sokularak e, Abdullah Öcalan üzerinden açıklama yaptırılarak HDP'nin parçalanması veya o HDP'den belki birkaç, HDP bir çatı partisi, onu da söyleyelim. Birkaç parti çıkartıp Kürt oylarını parçalama gibi bir niyet var. Kılıçdaroğlu'nun kastettiği bu. Fakat T24'te özellikle Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin, bölündüğü, konuştuğu bölümlere bakacağız. Şu kaç iddiaları ve tehditler başlığı altında. Aynen okuyacağım bu soruya. Alaaddin Çakıcı'nın kendisini tehdit etmesiyle alakalı e, soruya verdiği cevabı. Kaldığım ev, gezdiğim yer, konuştuğum kişiler belli diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Benim eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Korumalar var, ellerinden gelen çabayı gösteriyorlar ama benden rahatsız olan ciddi bir kesim var. İktidar kanadı da rahatsız. Ülkeyi yöneten biri eğer çıkarı veya tehdidi yeraltı dünyasından sağlayarak biz susturabiliriz gibi bir arayışa giriyorsa orada demokrasi insan hakları bitmiştir. Orada otoriter rejim daha da otoriter bir sürecin içine girmiştir. Aksi şey söyleyeni susturacağız. Yeraltı dünyasını harekete geçireceğiz. Susturacaklar bunu düşünüyorlar. Ama bu bizi korkutmaz. diyor. Sanıyorlar ki bir kişiyi ortadan kaldırdığınız zaman sorunlar çözülür. Sorunlar çözülmez. Tam aksine Türkiye kaos sürecine girebilir. Kaldığım ev, gezdiğim yer, konuştuğum kişiler belli. Benim eşimin, çocuklarımın telefonlarının dinlendiğini gayet iyi biliyorum. Takip edildiğimi de gayet iyi biliyorum. Evet. Aileniz nasıl karşılıyor sorusuna? Onlar da endişe duyuyorlar, dikkat etmemi istiyorlar. Yapacakları pek bir şey yok. Ne yapabilir ki? Bunların ellerine silah alıp beni koruyacak halleri yok. Eşimin, çocuklarımın, ailemin. Biz her şeye rağmen bildiğimiz inandığımız yolda devam edeceğiz demiş. Evet bu konuda böyle Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alaattin Çakıcı'nın tehditlerine ilişkin sıcağı sıcağına değerlendirmelerini getirdim. Ama Erdoğan'ın tehditleri ve hedef göstermesi devam ediyor. Bununla ilgili de konuşacağız. Gündeme bakalım ama gündemde öne çıkan konulardan daha Farklı ek, işte ekonomi, deprem vs. gibi konulara doğru bir akış yaptım sizin için. Çin aşısına karşı bir güvensizlik var Türkiye kamuoyunda. Ve e, vurdurmayız. İşte önce Sağlık Bakanı aşı olsun, önce Erdoğan aşı olsun gibi bir şey var. Elbette toplumların gözü önünde bu insanların aşı olması önemli. Erdoğan'a da sorulmuş. Erdoğan gerekirse olurum demiş. Fakat şu var yani bu insanların vurulduğu aşının ne olduğunu ne bileceksiniz ki? Tüpte ne var yani? <laughs> Yani Erdoğan Çin aşısı vuruluyorum deyip Pfizer-BioNTech'ten getirdiği aşıyı da vurulabilir veya içinde aşı olmayan zararsız bir sıvıyı da vücuduna enjekte ediyor olabilir. Bunu araştırma, inceleme şansınız var mı Türkiye gibi kapalı ülkelerde? Dolayısıyla o e, yarın öbür gün bunu yapacaklar. E, kameralar önünde e, aşı şovu yapılacak ama o tüpün içinde ne var kimse tam olarak bilemeyecek. Onu da geçelim. Bu da işte e, Twitter'da dolaşan, sosyal ağlarda dolaşan görsellerden biri. Çin aşısı olunca mutasyona uğrayan veya değişime uğrayan Sağlık Bakanı. <laughs> Böyle dalga işe yapılıyor, dalga geçiliyor olayla. Fakat sosyal ağlarda çok sayıda komplo teorisi var. Çok da bel bağlamayın derim ben efendim. Ee, televizyonlar hala iyi partiyi bölmeye çalışıyor. Ee, artık bu anlamda bayrağı önde götüren CNN Türk Ahmet Hakan sürekli Ümit Özdağ çıkararak iyi partiyi nasıl parçalarım, Meral Akşener'i nasıl parçalarım yayınları yapıyor. Ee, bu da çok ne, artık gözle görülür bir şey. Ee, şunu unutmayın: Erdoğan'ın e, hiç hazretmediği bulsa çiçi yiçe imkan olsa dört isim var. Bunu hiç unutmayın: Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Ali Babacan. Bu dört isme karşı ne yapabileceğini düşünüyor. Geceleri uyku girmiyor gözüne. Olaylara biraz da böyle bu açıdan bakın. Lütfen suyunuzu boşa harcamayın demiş. Biraz evvel çölleşme uyarımın devamında bu haberi getiriyorum. Hürriyet'in bugünkü hemen manşet üstü haberi. Yağışlar azaldı. Başta İstanbul olmak üzere tüm barajlarda doluluk oranı düştü. Vatandaşa önemli görev düşüyor diyor. O arada su tasarrufu ve Gerçekten çok enteresan bir çözüm Japonya'da el yıkama lavabosu e, görüldüğü gibi klozetin üzerine bu şekilde yapılmış. Burada elinizi yıkıyorsunuz ve e, akan su rezervuara doluyor ve o rezervuarla da e, tuvaleti temizliyorsunuz. Harika bir keşif. Keşke e, bugünkü evlere uygulanabilse. Su Su israfını büyük ölçüde önleyecek bir şey. Ali Kıdık paylaşmış bir havacılık uzmanı zorda kalan patronlar uçaklarını satmaya başladı. Nurol Holding iş yetini satlığa çıkardı. 8 milyon dolar Katar alır kesin demiş. Evet iş dünyası da yavaş yavaş satışa geçti. Bir diğer dikkat çekici haberi İbrahim Varlı paylaşmış. Azerbaycan Ermenistan Savaşı'nda bakın 2800-2783 Azeri asker Ermenistan tarafından da 2317 asker totalde 5 bin küsür asker hayatını kaybetti. Azeri artı Ermeni. 5 bin küsür asker niye öldü geçen ay? 44 günlük Dağlık Karabağ Savaşı. Niye öldü? Ben söyleyeyim Haybe'ye öldü. Gene bir gündem konusu tezgahı kondaklayacaklardı. Ben kendim, ben de kendim topladım diyor. Kendi deyimiyle dost meclisinde yaptığı bir konuşma. Sosyal medyaya sızdırılan ilahiyatçı Mustafa Öztürk sahneden çekiliyorum diyerek istifa etti demiş gazete pencerenin manşeti. Bu konuda cevap verenlere veya Mustafa Öztürk'ün ortaya koyduğu fikre mukabele edenlere baktım. Genelde kafir ilan etme, işte dinden çıkmakla itham etme hatta hedef göstermeye varan cevaplar ve tepkiler var bir tane bile Mustafa Öztürk'ün bahsettiği konuya cevap veren eli yüzü düzgün ne bir mesaj ne bir makale ne bir video denk geldi. 2-3 gündür her yeri tarıyorum. Bilirsiniz Bediüzzaman'ın meşhur bir sözü vardır. Medenilere galebe ikna iledir diye. Dolayısıyla bence bir fikir ileri süreni İlahiyat profesörü olsun olmasın, ne olursa olsun ve bu fikir kamuoyunca da yoğun bir şekilde konuşuluyor ve tartışılıyorsa, merak ediliyorsa, her neyse veya yandaş buluyorsa, her neyse buna karşı kendi argümanlarınızı ortaya koymanız lazım ve kendi argümanlarınızla kendi haklarınızı ikna etmeniz lazım. Söylüyorum 2-3 gündür Murat, Mustafa Öztürk'ün ortaya koyduğu fikirleri çürütecek, Hayır doğrusu budur diyecek herhangi bir makale okumadım, herhangi bir video seyretmedim. Bir kere daha hatırlatayım. E, medenilere galebe ikna ilerir. Onları e, kafir göstermek, siz onlara kafir derseniz bir başkası da bunların katli vacip der, iş başka bir yere gider. E, bu aynı zamanda sizin aylardır yıllardır savunduğunuz özgürlük ve fikir hürriyeti tezlerine de ne kadar inandığınızı veya ne kadar dayandığınızı gösterir. Diyeceğim bu. İlahiyat, Kur'an, vahiy, tarihsellik vesaire benim alanım değil. Ama alanı olanlar buna cevap verirler. Ben de ilgiyle takip ederim. Sosyal ağlara ikinci ceza verildi. Türkiye'de temsilcilik bulundurmasız yasal olarak zorunlu hale gelen Facebook, Twitter, YouTube gibi sosyal medya platformlarına verilen ikinci 30 günlük süre doldu. Bu kez 30 milyon TL'lik idari, idari para cezası uygulanacak. Önümüzdeki ayda reklam kesilecek. Sonraki ay işte bilemiyorum Şubat Mart yavaşlatılacak filan falan. Gittikçe iktidar bu ağları yani Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Periscope her neyse bu ağlarda ki fikirlerle mücadele edemediği için kapatma yoluna gidiyor. Türkiye'de temsilcilik açılması, şube açılması yok öbürü bir iki bütün bunların hepsi hikaye hepsi birer maceret. Bakalım 2021'in ilk çeyreğinde bu iş dananın kuyruğu kopar tabir yerinde ise nereye gidecek? Ben de merakla bekliyorum. İmamoğlu suikast ihbarından sonra zırhlı otoya bindi demiş. Evet dünkü temaslarında İstanbul Büyükşehir'e ait zırhlı Mercedes'i kullanmış Ekrem İmamoğlu. Ekrem İmamoğlu veya Kemal Kılıçdaroğlu. Bu isimlerden birinin veya hedef gösterilen isimlerden birinin başına herhangi bir şey gelirse, Bundan Türkiye Cumhuriyeti Devleti sorumludur. Nokta. Enflasyon oranları açıklanmış %14. Ee, burada ben başka bir grafikle size farklı bir konuyu getireceğim. Eğer %14 doğruysa bile görüyorsunuz Zambiya'dan sonra en yüksek enflasyon oranı Türkiye'nin. Türkiye enflasyonu, yıllık enflasyon Pakistan, Kazakistan, Kenya, Sri Lanka, Gürcistan, Uganda, İzlanda'nın enflasyonundan bile yüksek. Ama birazdan gazete kupürleri geldiğinde enflasyon haberlerine bakacağız. Bakan Gül Adalet Bakanı insan hakları güçlendirilmeli demiş efendim. Bakalım insan haklarına. Tezgahına el konulan 9 yaşındaki çocuk anlattı. Boğazımı sıkıp devleti de zabıtayı da tanıyacaksın dediler. İnsan hakları değil mi? Çocuğa bunu bu yaşında 9 yaşında bunu yaşattığınız zaman devlete tepkili düşman bir neslin e, tohumlarını atarsınız. Ve ondan sonra o nesilde büyüyüp genç olduğunda %76'sı batıda Avrupa'da bir yaşam hayal eder. Devleti de zabıtayı da tanıyacaksın diye boğazına çöküyorlar çocuğun. Sefer Selvi karikatürünü çizmiş, devleti de zabıtayı da tanıyacaksın. Tanımam mı eli? Eli ya cebimizde ya boğazımızda. Evet. Tanımam mı eli ya cebimizde ya boğazımızda. Sefer Selvi karikatürü evrenselden Erdoğan bu adama dersini verin diyor. Şimdi siz kürsüden böyle söylerseniz aşağıda da birilerini başka bir, başka türlü verir, yapar. Aynı şekilde devamla cuma çıkışında konuşmuş bugün. Haddini bilmesi lazım hesabı sorulacak. Kılıçdaroğlu'nu kastediyor. Dediğim gibi yukarıdan siz böyle söylerseniz aşağıda farklı bir şekilde algılanır ve iş başka bir noktaya gidebilir. Çok tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. Boşuna söylemiyorum. Türkiye'nin bir numaralı milli güvenlik sorunudur. Erdoğan AKP rejimi artı MHP tabi. Bu rejim Erdoğan'ın başını çektiği bu rejim Bahçelili, Doğu Perinçekli ve diğer ortaklarıyla ulusal güvenlik sorunudur bir numaralı açık ara. Şu toprakların bu tarihin görüp görmediği bir zulme, bir adaletsizliğe imza atmaktadırlar. Evet, haddini bilmesi lazım hesabı sorulacak derseniz siz yukarıdan aşağıda birileri bundan Görev çıkarır ve hesabı sorar. Bülent Çelik karikatürü gazete pencereden Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası demiş. Şimdi bakın Bülent Çelik hakimleri de Erdoğan biçiminde tasvir etmiş. Kılıçdaroğlu ortada. Hepsi birer Erdoğan. Evet. Sonra da Mehmet Barlas Erdoğan her konuşmasıyla CHP muhalefetinin sözcülerine çağdaşlık dersi veriyor diye alkışlıyor. Değer miydi? Mehmet Barlas yani. Buna değer miydi yani? Yeni Asya'da İbrahim Özdebak çizmiş. 1984 İngiliz yazar George Orwell'in 1950'lerde yazıp 1984'ü öngördüğü bir kült roman. Ama diyor İbrahim Özdebak 2020 artık o kadar kalınlaştı ki yani 1984 az gelir yani 2020'yi anlatmaya. Haklı. Çok kötü bir seneyi geride bırakıyoruz laf aramızda. Çok kötü hatırlanmayacak bir sene. Yani mümkünse tarihin yapraklarından yırtılıp atılacak bir sene 2020. Kronos'tan bir haber. Kozmiko'da gerekçeli karar, casusluk yok, TSK'ya kumpas kurulmadı. Peki sanıklar neden cezalandırıldı? Gülen cemaat Biliyorum pek zamanı değil, pek yeri değil. Ergenekon konuşmanın, balyoz konuşmanın, işte askeri casusluk konuşmanın veya Kozmiko'da konuşmanın. Fakat mahkemelerdeki kararlara bakar mısınız? Suçlamalar ne? Bütün suçlamalardan beraat ediyor kişiler ve örgüt üyeliğinden ceza alıyorlar. Yarın öbür gün bu olayların kapağı sonuna kadar açılacak ve insanlar gerçekte ne olduğunu görecek. Fakat bu dilimde bir takım ezberlerin peşinde gidenlerse ahva ettiklerinde ne diyelim onlara ne diyeceğiz? Geçti borun pazarı sür merkebini bilmem nereye mi diyeceğiz? Yani bilemiyorum bazen düşünüyorum yani. Ya da tümüyle beyaz bir sayfa açıp da ne olduysa geride geçmişte bırakalım biz önümüze bakalım. Yeni bir sistem inşa edelim falan mı diyeceğiz? Bilmiyorum yani gerçekten. Bakın bir karar Avukat Ali Osman Göçer paylaşmış. Göreve iade davasında idare mahkemesinde davalı kurumun verdiği ibretlik cevap Davacı'nın örgütle bağının tespit edilememesi örgütün yapısının bir sonucudur. Delil elde edilememesi sebebiyle örgüt bağı yoktur denilemez. Örgütten suçluyorsunuz. Biraz evvel örgüt üyeliğinden ceza alanları getirdim. Örgütten suçluyorsunuz. Bunu da delillendiremiyorsunuz. Delillendiremeyince diyorsunuz ki örgütün en önemli özelliği bu. <laughs> Devam. Baylok çöp oldu mahkemeler görmüyor. TR 724'ün manşeti. 15 Temmuz ardından yürütülen cadı avında binlerce kişinin tutuklanması ve terörle suçlanıp ceza almasına dayanak gösterilen Baylok tam anlamıyla çöp oldu. Zira Yargıtay Ceza Genel Kurulu kararında belirtildiği üzere Baylok'a ilişkin dijital materyalin imajı 29 Kasım 2016'da alınmış. İmaj alınmasına ilişkin mahkeme kararı ise daha sonraki bir tarihte veriliyor. 9 Aralık 2016. CMK'ya göre hakim kararı olmadan imaj alınamaz. Alınmışsa ki öyle olmuş. O delil hukuka aykırı hale gelir ve yargılamada kullanılamaz. Ancak buna rağmen insanlar hukuksuz delillerle mahkum ediliyor diyor. Bakın bir başka baylok kararını getireceğim. Biraz evvelki örgüt üyeliğiyle çok paralel bir konu. Diyor ki altı çizili yere dikkat edin. Sanığa yönelik Bayloc hesap numarasının yokluğu, hesabın olmadığı ve kullanılmadığı sonucu doğurmamaktadır diyor. Şimdi i̇lk kararda hatırlayın. Örgüt üyeliği ile ilgili delil olmaması yani örgüt olmanın genel şey yani bu örgüt asla işte şey bırakmaz. Gerideyiz bırakmaz. Bayloc'a geliyorsunuz. Hes yani hesap numarasının yokluğu hesabın olmadığı kullanılma yani Bayloc'tan birinci suçluyorlar. Hesap numarası yok. Fakat diyorlar ki yani olmadığı kullanılmadığı sonuç yani anlatabiliyor muyum? Diyor ki ben seni bundan suçluyorum. Bununla ilgili delilim de yok. Ama suçlusun kardeşim diyor. Çünkü diyor ben buna böyle inanıyorum. Hadi buyur. İnsanlar bir şeyin yokluğunu da ispat ediyorlar. Hani var olan bir şeyi ispat etmek çok kolaydır ama bir şeyin yokluğunu ispat etmek zordur. Avukatlar ne yapıyor ediyor onu da ispat ediyor ama Sonra mahkeme gene bildiğini okuyor. Bir başka haber. Şeyde değilim. Hadisede değilim. Başka bir şey söyleyeceğim. Kahramanmaraş'ta polis e, gözaltı işlemi yapan polislere saldırı. Bir polis hayatını kaybetti. Bir polis yaralı demiş. Baktım haberi okudum detaylı. Çok ciddi tedbirsizlikler var. Ve e, cinayet şüphelisi gözaltına alınmaya çalışılırken... Bu, ...bu muazzam tedbirsizlik sonucu hem şüpheli kaçıyor hem de işte bir polisi öldürüyor filan. Ama öteki türlü bakın işte örgüt vesaire diye ev baskınlarına bir evde oturup yemek yiyeni işte çocuğuyla oturan bir kadını veya hamile bir kadını falan koç başlarıyla girip kasklı terörler çelik yelekli filan falan böyle sanırsın yani bir seri katil baskınına gidiyorlar veya işte efendim bir uluslararası terör örgütü işte efendim ne bileyim böyle gökdelenlere uçakla dalmış falan bir silahlı terör örgütünün hücre evini falan basmaya gidiyorlar. Amerikan İngiliz filmlerinde falan olur yani ya böyle operasyonlar. Aslında o operasyonları böyle sanıklara yapmaları, böyle zanlılara yapmaları gerekirken burada alabildiğine tedbirsiz gidiyorlar ve arkadaşları ölüyor. Öbür tarafta da hiç gitmemeleri gereken koç başları şu bu falan böyle özel timler falan yerlere gözdağı vermek için baskınlar düzenliyorlar. Öbür tarafta da başka bir şey dönüyor. Tuhaf yani muazzam bir orantısızlık var. Onu anlatmaya çalışıyorum. Fatih Altaylı Habertürk'te yazmış FETÖ olsa bu kararı alırdı. Neymiş o? İşte Rütük Habertürk'e kapatma cezası vermiş de ondan dolayı. Diyor ki bu Türkiye'yi zor duruma düşürmek için alınmış bir karardır. Son iki cümleyi okuyorum. Rütük FETÖ'cüdür diyemem ama böyle bir kararı ancak ve ancak... Türkiye'yi karalamak isteyen FETÖ'cüleri sevindir. Bu kararı kimin sevindirdiğinin bir önemi yoktur. Bir karar alacaksanız birinin sevinip sevinmemesi üzerine karar almazsınız bir. İkincisi, Türkiye'yi zor düşündür. Yani Fatih Altaylı yanlış başlık atmış. Yani dese ki e Erdoğan iyi, çevresi kötü. Bu başlık o yani. Türkiye'yi bak, ya bak Erdoğan yani Türkiye'yi zor duruma sokmak için neler yapıyor senin adamların ya? Falan haberi bu yani. Bir başka konu. Selim Temurçik eski İstanbul İl Başkanı AKP'nin şimdi Ahmet Davutoğlu ile siyaset yapıyor. Paranın kaynağı Katar değil demiş ve laflarının devamında Katar'dan gelen paranın Türkiye'den bir şekilde Katar'a gitti ve Katar'da aklanarak Türkiye'ye tekrar sokulduğunu anlatıyor ve bu paranın da üstü örtül olarak Erdoğan'ın veya çevresinin parası olduğunu söylüyor. Fakat bu adam kim biliyor musunuz? Bu adam meşhur ee, damat Berat Albayrak'ın 15 Temmuz 16 Temmuz'a bağlayan gece Marmaris'ten İstanbul'a gelen Erdoğan'ın basın toplantısı yaptığı sırada yanında oturan isim beyaz gömlekli. Öbür tarafta da damat Berat Albayrak sırıtıyordu hatırlarsınız. <laughs> evet. İşte e, bir dönemin aktörleri dedim ya bir süre sonra yollar ayrılınca muazzam bir aydınlanma yaşıyorlar ve olay başka bir yere gidiyor. Bunu çok sık göreceğiz. Yani bu dönemin e, Erdoğan'ın suç ortakları. Bilerek bilmeyerek her neyse yarın öyle bir dökülecekler ki hep söylüyorum yani iltihap patlayacak ortalığı cerahat götürecek yani. Erdoğan demiş ki ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kalan bazı ülkelere bütçe desteği vermeye çalışıyoruz. Uğur, Gür, Uğur Gürses de uzan, üzerine yazmış. Yaklaşık 15 milyon yoksul olan ayrıca pandemi nedeniyle 8 milyonunun işsiz artı iş başında olmadığı bir ülke biliyorum. <laughs> Neresi o ülke? Koronavirüs öldürüyor, enflasyon süründürüyor. Vatandaş salgını unuttu, yakacak yardımına koştu. Yakacak yardım almak isteyenler Sivas. İki sokağa kaplayan kuyrukta saatlerce bekledi. Geliyor gelmekte olan, başta söyledim. E, resmen yandık, halkın derinden hissettiği enflasyon resmi yaka, rakamlara da yansıdı, mutfağa ateş düştü diyor. Şimdi e, yıllık enflasyonun yüzde 14, gıdada yıllık artışın %21 olduğu söyleniyor. Bunun testi çok kolay. Şunu yapacaksınız. Geçen sene Kasım'da 100 liraya doldurduğunuz bir market sepetini bu sene Kasım'da 115 liraya veya 120 liraya dolduruyorsanız enflasyon doğrudur. Daha fazlaya dolduruyorsanız enflasyon rakamında bir sıkıntı vardır. Çok basit sağlamasını yapmak. Geçen sene bu zamanlar sepeti kaça dolduruyordunuz? Bu sene kaça dolduruyorsunuz? Aradaki fark %15 ise devletin açıkladığı rakam doğru. Yangın artık evin içinde. Bir gün manşet rekor kıran enflasyon aylık 2.30 yıllık %14.3 arttı diyor ki bu açıklanan enflasyon da gerçekten dünyada rekor. Fakat hissedilen enflasyonun %30-35'ten daha aşağı olmadığı ifade ediliyor. Enflasyon düşmüyor, rakamlar açıklandı. E, pek çok e, gazetede bu bu bir tür başlıklarla yer almış ama ana yurttaki başlık enteresan An Ankara'da bir yılda 3000 esnaf kepen kapattı diyor CHP Ankara Milletvekili evet domates 67 ile Kasım şampiyonuymuş domatesin mevsimi geçti yani Kasım şampiyon olsan olur olmasa ne olur yani başka konular var ben soruyorum yani gazetecilik ne biliyor musunuz gazetecilik bir market sepeti yapacaksınız evin ihtiyaçlarını belirleyeceksiniz. 4 kişilik ortalama bir Türk ailesinin ihtiyaçlarını belirleyeceksiniz. Bir market sepeti yapacaksınız. Ve bu market sepetini sepetiyle her ayın ilk haftası bir muhabirinizi markete göndereceksiniz veya birkaç markete göndereceksiniz. Alışveriş yaptıracaksınız. Ve o sepetteki malzemeleri bir yere kaydedeceksiniz. Fişini de bir yere kaydedeceksiniz. Bunu her ay yapacaksınız. Dolayısıyla aylık enflasyon açıklandıkça, yıllık enflasyon açıklandıkça geriye doğru bir arşiv de oluşuyor. Gideceksiniz 2019'a, 2018'e, 2020'nin ilk aylarına karşılaştırma yapacaksınız. Eskiden yapardı bunu gazetecilik. Eskiden yapardı. Enflasyon canavarı 2020'nin zirvesinde demiş. Evet. İcra davası adliyeden taştı. Dünyadan getiriyorum. Alacak icra dava dosyalarının sayısı diğer tüm dosya sayısını geçti. Asgari ücretliği emekliye ezdirmeyin evrenselden. Marketin çöpü bizim yemeğimiz. İki göz odada yaşayan bu aile. İki göz odada yaşayan üç çocuklu ailenin yaşadıkları yoksulluğun boyutunu ortaya koyuyor. Marketin şon kullanma tarihi geçtiği için çöpe attıklarından yemek yapılıyor. Halk pazarı kaldırılınca yerdeki meyveler toplanıyor. Bebek bezi ise yok. Alelade bez kullanılıyor. Evet. Kasım'da fiyatı en fazla artan ürün. Esnaf kredi için bankada vatandaş gıda yardımı için. Evet. Salgın yüzünden perişan olan vatandaşlar yardım almak için gıda bankasına akın etti. Tek başına salgın değil arkadaşlar. Türkiye 7 yıldır düzenli olarak fakirleşiyor. Bakın 2013'te Türkiye'de kişi başı milli gelir 12.500 dolardı. Bu sene Dünya Bankası IMF verilerine göre özellikle IMF verilerine göre tahminlerine göre 7800 dolar olacak. 12500 dolardan 7800 dolara geliren gerileyen düzenli bir fakirleşme var. 2013'ten bu tarafa 7 yıldır 8 yıldır düzenli olarak fakirleşiyor Türkiye. Ve bugün artık bu kamyon ağaca, duvara nereyese tosladı. 6 ay korona oldu bizi mahvetti. Ondan önce harikaydık. Böyle bir şey yok. Ama bunu anlatacaklar size. Onu da söyleyeyim. Evet. Resmi rakamlarla halkın gerçekleri farklı telden çalıyor demiş korkusuz. Şükür. Bu şekilde bakan bir gazete var. Dar gelirlerin tercihi menemenin maliyeti. Menemen üzerinden bir şey yapmış. Onu getireceğim ekrana. Dar gelirlinin tercihi menemenin maliyeti Kasım'da geçen yıla göre soğanlıda %72, soğansızda %69 yükseldi. Bunda domates ve yumurta zammı etkili oldu demiş. Menemen endeksi. Biraz evvel dediğimi yapacaksınız. Bir market sepeti yapacaksınız. Her ayın ilk haftası muhaberinizi göndereceksiniz. Geriye doğru bunun bir arşivi de oluşacak, belgeli. Karşılaştıracaksınız. Bu kadar. Hangi gazete ise, A gazetesi, A gazetesinin işte enflasyon sepeti veya market sepeti deyin, adını da koyun. Yapam Yap, yapmıyor. Yani gazetecilik yani tuhaf. Yeni yaşam manşet sürekli çöküş enflasyonda aylık artış TÜİK'e göre 2.30 ENAG'a göre ise 3.43 gerçekleşti diyor. Enflasyon araştırma grubu ENAG. Evet COVID ile devam edelim. COVID gündeminde bu rakamlar İngiltere'nin sipariş verdiği dozlar efendim. Yani İngiltere Oxford, AstraZeneca'dan 100 milyon, Valvena'dan, Valneva'dan 60 milyon, Novavax'tan 60 milyon vesaire böyle gidiyor. Ee, BioNTech, Pfizer aşısından 40 milyon doz sipariş vermiş. İngiltere'nin verdiği doz, aşı dozu e, miktarı 350 milyon dozu geçiyor. Diyeceksiniz ki yani İngiltere'nin nüfusu kaç? Niye nüfusunun işte efendim 6 katı sipariş vermiş. Birincisi hangi aşının e, gerçekleşeceğini, hangi aşının başarıya ulaşacağını bilmiyor. Hangi aşı geliştirmeni. İkincisi e, bu çalışmaları destekliyor ki bu çalışmalara bu çalışmaları bu motive ediyor. Üçüncüsü aşı geliştirme çalışmaları finansa ihtiyaç duyar. Finansal olarak desteklenmeyen aşı gelişmeleri, aşı geliştirme çalışmaları da sonuca gitmekte ...zorlanır hatta uzun zamana yayılır bu. Şimdi bu zamanın kısalmasının bir nedeni... ...gerçekten büyük fonlar tarafından, devletler tarafından desteklenmesi. iki salgının aman vermemesi. Üç, bundan önceki yıllara veya yüzyıllara göre... E, ...artan tecrübe vesaire vesaire. Sosyal ağların ilgisi, insanların ilgisi pek çok şey parametre sıralanabilir. Ama en önemli şey bütçe. Bir aşı geliştirme faaliyetinin ihtiyaç duyduğu şey bütçe. Dolayısıyla devletler ön sipariş verip de bütçe olarak da desteklediklerinde arkası geliyor. Türkiye sadece 50 milyon Çin aşısı siparişi verdi ama onun da 3. faz denemeleri bitmiş değil. BioNTech'in aşısı yola çıktırılıyor. akşam. Nereye doğru? İngiltere'ye doğru. İlk parti söyleyeyim önümüzdeki haftadan itibaren İngiltere BioNTech-Pfizer aşısını onayladı. Kendi ulusal sağlık kurumu onayladı. Ve risk gruplarına göre aşılama başlayacak. Avrupa Birliği ilaç kurumu onaylamadı. Onun onaylamasını da ay sonunu bulması bekleniyor. İngiltere Avrupa Birliği üyesi olmadığı için kendi ulusal kurumlarına onaylattı. Ve önümüzdeki haftadan itibaren Pfizer-BioNTech aşısı uygulanacak efendim. Bu aşı RNA tabanlı bir aşı. Eksi 70 derece soğuk zincirde korunması gerekiyor. %90-94 civarında da koruma sağlıyor. Türkiye'de 5 doktor Covid kur kurbanı, dünkü bilanço, 3'ü İstanbul'dan. Evet, Şalom gazetesi de e, aşı çalışmalarında elde edilen olumlu sonuçlar ilerisi için umut verse de korona tüm hızıyla can alıyor demiş. Kiliseler pazar günleri ibadete kapatıldı diyor Agos, Ermeni cemaatinin gazetesi. Aydınlık yükselen Asya'nın zirve haftası manşette 3 otorite noktayı koydu. Türkiye'nin aşı politikasını karalayanlara yanıt manşette. Dolayısıyla Aydınlık da Rus aşısına bu manşetlerle selam çakıyor. Rus aşısına güvenebilirsiniz. Hiçbir sorun yok diyor. O arada karardan bir haber. Bilkent Ankara Hacettepe işbirliğiyle salgınla savaşta önemli bir başarı sağlanmış. Neymiş bu? 3 üniversiteden araştırmacılar COVID'in hücreye girişini engelleyecek burun spreyi geliştirmiş efendim. En sinsi virüs manşeti dikkat çekiyor milliyette. 3 PCR testi de negatif çıkan bir profesör şikayeti geçmeyince kendine teşhis COVID-19 teşhisi koyup tedaviye başlamış. Detaylı kan tahlili ve tomografide hastalığa yakalandığı anlaşılmış. Yani 3 kere test oldum negatif çıktı ama hastaydım diyor. Hayatta olmam kardeşim Çin aşısı deli miyim diyor. Haklısın abi kısırlık yapıyormuş diye duydum zaten vesaire. Yani Çin yemeği yiyorsunuz ama Çin aşısı olmuyorsunuz demeye getirmiş Latif Demirci hürriyette. İstiklale artık sırayla girilecek. Şimdi e, Türkiye'deki otorite şunu yapıyor diyor ki tam kapanma yapamam kardeşim. Şu anda koşulların buna el vermiyor. Dolayısıyla diyor tam dolayısıyla tam kapanma olmadan ne tür önlemler alabiliriz? Bana diyor önlem getirin. Dolayısıyla işte gece sokağa çıkma yasağı gibi önlemler geliyor. İstiklal Caddesi'ni insansızlaştırma veya işte mesafeli yürüme gibi akla gelebilecek bütün önlemler geliyor ve tam kapanma olmasın diye e, olabilecek en zihni sinir önerilerle yürüyor Türkiye şu anda. Vekillere de aşıda öncelik tanınacakmış. Bakın İngiltere'de Veliaht Prens Charles 70 yaşının üzerinde o bile aşılamada 4. sırada. Bunu hatırlatıp devam ediyorum. Evet. Korona hastalarına afişli ifşa. Bu eve giriş çıkış ziyaret yasaktır. Evlere bunu yapıştıracaklarmış. Şunu. Ne diyeyim yani. Son konumuz deprem. İstanbul'da 7.6'lık deprem olabilir. Profesör Naci Görür, Silivri açıkları ve Yeşilköy açıklarına uzanan 65 kilometrelik fayla Adaların güneyinden geçen fay hatları aynı anda kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem olacağını söyledi diyor. İki fay birden kırılırsa İstanbul'da 7.6 büyüklüğünde deprem olacak endişe verici demiş 9 sütün gazetesi. İki ismini bile bilmediğiniz İstiklal ve 9 sütün gazetelerinde var haber. Diğer gazetelerde yok efendim. Covid kadar ekonomik kriz kadar önemlidir deprem gerçeği yaklaşan. Diyoruz ve haftanın son manşetini de böylelikle tamamlıyoruz. 40 dakikayı geride bıraktık. Esasen 30-35 dakikada yapmaya çalışıyorum ama bazen o da olsun bu da olsun derken süre uzuyor. Mazur görün lütfen. Herkese iyi hafta sonları ama kara kış başladı. Türkiye serbest düşüşte hemen her anlamda. Kendinize mukayyet olun. Zorda olmadıkça, zorunlu olmadıkça evden çıkmayın. Evdeki yakınlarınızla dahi İlişkilerinizi belli bir mesafede tutmaya özen gösterin. Çok sert, çok soğuk, çok çileli, çok dertli en kara kışa giriyoruz. 2020 2021 geçişinde girdik hatta. Aralık, Ocak, Şubat. Çok sert geçecek. Allah hepimizin yardımcısı olsun.